Üçüncü bölüm. Sarttaki topluluğa. Sarttaki topluluğun meleğine yaz. Tanrı'nın yedi ruhuna ve yedi yıldıza sahip olan şöyle diyor. Senin yaptıklarını biliyorum. Yaşayan topluluk olarak ad yapmışsın ama ölüsün. Uyan. Geriye kalan ve ölmek üzere olan şeyleri güçlendir. Çünkü Tanrım'ın önünde senin işlerinin tamamlanmamış olduğunu gördüm. Bu nedenle neler aldığını, neler işittiğini hatırla. Bunları yerine getir, tövbe et. Eğer uyanmazsan ben hırsız gibi geleceğim. Sana hangi saatte geleceğimi hiç bilemeyeceksin. Ama sartta, aranızda giysilerini lekelememiş olan birkaç kişi var ki, onlar beyazlar içinde benimle birlikte yürüyecekler. Çünkü buna layıktırlar. Galip gelen böylece beyaz giysiler giyecek. Böyle senin adını yaşam kitabından hiç silmeyeceğim. Babamın ve onun meleklerinin önünde o kişinin adını açıkça anacağım. Kulağı olan ruhun topluluklara ne dediğini işitsin. Filadelfya'daki topluluğa. Filadelfya'daki topluluğun meleğine yaz. Kutsal ve gerçek olan, Davut'un anahtarına sahip olan, açtığını kimsenin kapayamadığı, kapadığını kimsenin açamadığı kişi şöyle diyor. Senin yaptıklarını biliyorum. İşte senin önüne kimsenin kapayamayacağı açık bir kapı koydum. Gücünün az olduğunu biliyorum. Yine de sözüme uydun ve adamı inkar etmedin. Bak, şeytanın havrasından olanları, Yahudi olmadıkları halde Yahudi olduklarını ileri süren yalancılara öyle edeceğim ki, gelip senin ayaklarına kapanacak ve benim seni sevdiğimi anlayacaklar. Sözüme uyarak sabırla dayandığın için, yeryüzünde yaşayanları denemek üzere bütün dünyanın üzerine gelecek olan deneme saatinden seni esirgeyeceğim. Tez geliyorum. Tacını kimse elinden almasın diye sahip olduğuna sımsıkı sarıl. Galip geleni Tanrım'ın tapınağında bir sütun yapacağım. Böyle biri artık oradan hiç ayrılmayacak. Onun üzerine Tanrım'ın adını, Tanrım'a ait kentin, yani gökten, Tanrı'nın yanından inen yeni Kudüs'ün adını ve benim yeni adımı yazacağım. Kulağı olan ruhun topluluklara ne dediğini işitsin. Laodikya'daki topluluğa. Laodikya'daki topluluğun meleğine yaz. Amin. Sadık ve gerçek tanık. Tanrı yaratılışının öz kaynağı şöyle diyor. Senin yaptıklarını biliyorum. Ne soğuksun ne sıcak. Keşke ya soğuk ya da sıcak olsaydın. Oysa ne sıcak ne soğuksun. Ilıksın. Bu yüzden seni ağzımdan kusacağım. Zenginim, zenginleştim, hiçbir şeye ihtiyacım yok diyorsun ama zavallı ve acınacak durumda. Yoksul, kör ve çıplak olduğunu bilmiyorsun. Zengin olasın diye benden ateşle aratılmış altın, giyinip çıplaklığının ayıbını örtesin diye beyaz giysiler, göresin diye de gözlerine sürmek üzere merhem satın almanı sağlık veriyorum. Ben sevdiklerimi azarlayıp terbiye ederim. Onun için gayrete gel ve tövbe et. İşte kapıda durmuş kapıyı çalıyorum. Eğer biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa onun yanına gireceğim. Ben onunla ve o da benimle birlikte yemek yiyeceğiz. Ben nasıl galip gelerek babamla birlikte babamın tahtına oturdumsa, galip gelene de benimle birlikte tahtıma oturma hakkını vereceğim. Kulağı olan ruhun topluluklara ne dediğini işitsin.